Merhabalar. Purosa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu videoda destekler ve rafları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Prusa Slicer'ı açtıktan sonra baskı ayarları sekmesinde destek bölümüne erişebiliriz. Bunun için öncelikle tabloya gelip şekil ekle ve metin ifadesine tıklıyorum. Bu metin ifadesini henüz görmedik. Bunu sonlara doğru anlatacağım. Fakat burada projemizde kullanmak için bir tane F harfi alacağım. Şuradan yüksekliğini de 100 mm olarak ayarladım. Derinliği de 6 mm olsun. F tuşuna basıyorum ve modeli şu şekilde ayağa kaldırıyorum. İşaretleyip A tuşuna basıp tablanın ortasına hizaladım. Modelimizi bu şekilde basacağımızı varsayarsak bu modelin şu alt taraflarının desteklenmesi gerekiyor. Bakın hem modelin tablayla arasında bir desteğe ihtiyacı var hem de birbiri arasında yani şu kısmıyla şu kısmı arasında desteğe ihtiyacı var. Bunun için geldim mask ayarlarına, destek kısmına geldim, aktif et dedim, destekleri otomatik oluştur sekmesi ilk başta işaretli, bu şekilde tabloya geldim şimdi dilimle dedim. Bakın modelimizin desteklenmesi gereken kısımları burada kendisi otomatik yaptığımız ayarlara göre destekledi. Tabloya olan kısmı destekledi. Daha sonra modelin yazılması gereken kısımları yazdı ve yine üst kısmı içinde destek oluşturdu. Ayarlarına göz atalım. Otomatik oluşturu kaldırırsam ben eğer dilimle dediğimde herhangi bir şey yapmayacak. Burada yalnızca destek uygulayıcıları için olan kısım otomatik olarak aktif edilecek. Önceki derslerimizde gördüğümüz gibi buradan desteğin nereye atılmasını istiyorsam bu şekilde boyayabilirim. Aracı kapattım. Dilimle dedim. Seçim yaptığım yere desteği uyguladı. Ya da geldim şu araca seçimleri temizle dedim. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Burada destekleri otomatik oluşturu seçtiğim anda destek konulacak açı kısmı aktif oluyor. Bakın bunu kaldırırsam burası deaktif oluyor. Herhangi bir işlem yapamıyorum. Bunu işaretlediğim anda burası aktif hale geliyor. Bunu görebilmemiz için de açılı bir modele ihtiyacımız var. Hemen şuradan tabloya geldim. Şu modelimizi kenara çektim. Buradan aktifliğini kaldırdım ve şuradan bir tane model aldım. Yay şeklinde bir modelimiz var. F'ye basarak şu şekilde ayağa kaldırdım. Bakın bu modelde görelim şimdi destekleri otomatik oluştursun. Dilimle dedim. Program algoritmasında destek konulması gereken açıyı hesaplayıp bu şekilde bir destek koydu. Fakat biz bu açıyı farklı modellerimizde farklı bir değer olarak ayarlayabiliriz. Tekrar geldim baskı ayarlarına. Buradaki açıyı 20 derece olarak ayarladım. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın daha az bölüme 20 derece olacak kısma desteği yerleştirdi. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Burayı 5 yaparsam eğer dilimle dediğimde daha küçük bir bölüm. Bakın şuradaki mavi mavi olan kısımlar riskli bölgeler. Buralar sarkabilir. O yüzden destekleri atarken bu mavi olan kısımları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki desteğimiz düzgün bir şekilde atılsın. Geldik. ilk katman için desteğe zorla. Burayı kaç katman için destek istiyorsak bu kadar artıracağız. İlk katmanlarında da destek yapmaya zorlayacak. Burayı 3 yaptım. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Gördünüz mü? İlk başta da destek atmaya zorladı ama ihtiyaç olmadığı için desteği devam ettirmedi. Sadece desteğin başlangıç katmanına attı. Devam ettirmedi çünkü burada desteğe ihtiyaç yok. Ama ihtiyaç olursa ayarını buradan yapacaksınız. İlk katmanın yoğunluğu dediği kısım burada yüzde olarak 90 rakamını görüyoruz. Şimdi tabloya tekrar geliyorum. Bu şu kısımla alakalı. Bakın desteğin ilk katmanındaki şu bölüm için geçerli. Baskı ayarlarına geldim. Bunu %20 olarak değiştirdim. Tekrar tabla ve şimdi dilimle dedim. Gördünüz mü? Burayı azalttı. Bunu %50 yaparsam dilimle dediğimde artık %50 olacak şekilde desteğin ilk katmanını atacak. İlk katman genişlemesi de şuradaki desteğin başladığı yerden şu genişlik. Burayı 10 mm olarak ayarlayalım. Tabloya tıkladım. Şimdi dilimle dedim. Bakın daha geniş hale geldi. Önceki uyguladığı şu kolların oradaki uyguladığı destek ilk katmanı içinde bu değerler geçerli oluyor. Alt tarafta raft bölümü var. Şunları kapatalım. Otomatik oluştur değil. Şunu sıfıra çekelim. Şurayı eski parametresi olan 90'a aldım. İlk katman genişlemesini de 3 milim olarak ayarladım. Burada raft bölümünde modelin alt tarafında bir destek malzemesi daha koyuyor. Şimdi bunu bir katman olarak ayarlayalım. Tablaya geldim dilimle dedim. Bakın modelin tablaya dokunan kısımlarına şu şekilde bir baskı işlemi uyguluyor. Bu kalınlığı biz artırabiliriz. Bunu 3 katman yapıp dilimle dediğim anda ilk katmanını destek malzemesi ikinci ve üçüncü katmanında raft olarak attı. Şimdi işin açık kısmı şurası. Ben baskılarımda hiçbir zaman raft kullanmıyorum fakat bazı modellerde raft kullanmak gerekiyor. Bunun ayarlamasını da buradan yapıyoruz. Tekrar baskı ayarları kısmına geldik. Z sal mesafesi dediği kısım 0.1 mm. Şu tabloya tekrar gelelim. Değiştireceğimiz ayar şurayla alakalı. Şöyle modele yandan bakalım. Bakın modelle raft arasında 0.1 mm boşluk var. Ben burayı 2 mm dersem tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın model ve raft arasında 2 milimetre boşluk oluştu. Yani bu şekilde zaten modelimizi yazdıramayız da oradaki ayarın ne işe yaradığını göstermek için bu şekilde yaptım. Tekrar 0.1'e aldım. Sal genişlemesi dediği kısım ise şurası dilimledik. Şuradaki şu genişlikten bahsediyor. Burayı 5 milimetre ayarlayalım. Tablaya geldim. Dilimle dedim. Bakın artık 5 milimetre genişliğe burayı aldı. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Raft kısmını bitirdik. Bunu tekrar yaptım ve kapattım. Bir katman açtığınızda artık alttaki ayarlarda aktif hale geliyor ve ayarlamalarınızı buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Kapattım. Destek ve raft için seçenekler. Buradaki yapacağımız işlemler raftı da etkiliyor. Videonun süresini çok fazla uzatmamak için raftı deaktif ettik. Buradaki yapacağımız işlemleri artık kendiniz deneyerek bakabilirsiniz. Raft'ı aktif edip bakabilirsiniz. Şimdi burada biçem dediği kısımda 3 tane modelimiz var bizim. Kafes, Rahat, organik. Kafes dediğim zaman hemen geldim tabloya. Şimdi dilimle dedim. Bakın modelimi alıyorum. Şu şekilde bir destek modeli uyguluyor. Bunu rahat dersem ben bu şekilde oldu. Modelimize göre artık buradan seçimimizi yapacağız. Hatta bu modeli bırakalım artık. Şu modelimize geçelim ki daha rahat görelim. Bu modeli sileyim. Şu modeli aktif hale getireyim. A tuşuna bastım. Tablanın ortasına hizaladım. Baskı ayarları kısmına geldim. Buradan organik seçti. Zamanda zaman ağaç şeklinde atacak destekleri. Bu destek tipi son zamanlarda oldukça popüler ve gerçekten bize hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de malzemeden ve yaptığı işte gerçekten çok kaliteli oluyor. Çünkü destekleri ayırmak bizim için gerçekten çok zor. Burayı mesela kafese alalım. Tekrar dilimle diyelim. Şu desteği bu modelden ayırmak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi organiğin alt tarafta ayarları var. O yüzden organik üzerinde çok fazla konuşmayalım. Organik desteği en sona bırakalım. Kafesten devam edelim. Üst temas Z mesafesi dediği kısım bakın 0.2 mm. Hatta şunu kafesten rahata alayım. Çünkü kafes kenarlarına da bir duvar örerek gidiyor. Burayı rahat yapalım ki şuradaki yaptığımız işlemleri görelim. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Modele şöyle yandan baktım. Üst temas dediği kısım şurası. Destekle modelin ilk temas ettiği kısım. Bakın burayı geldim. 1 mm olarak ayarladım. Tablaya geldim. Dilimle dedim. 1 mm açıldı. Hemen altındaki parametre Z alt temas mesafesi dediği Üst kısımla aynı olarak seçili. Yani ben şuraya 1 mm yazdıysam bu da 1 mm olarak çalışacak. Tablaya geldiğimde bakın şuradaki açıklıkta 1 mm oldu. Yani burası şurayı karıştırmayın. Modelin üst tarafında değmesi muhtemel olan yere verdiğimiz boşluk şurada da modelin üzerine çıkacağı desteğin arasına verdiği boşluk. Z alt temas mesafesi dediği kısım modelin üzerine inşa edilecek destekleri ilgilendiriyor. Peki burayı değiştiremiyor muyuz? Tabii ki değiştirebiliriz. Burada default olarak gelen parametreler var. Ben burayı 3 mm dersem, dilimle dediğimde bakın üst temas mesafesini 1 mm ayarladı, alt temas mesafesini 3 mm. Tabii bu rakamlar burada bizim gözlemleyip için çok büyük veriyorum ben. Yoksa bu şekilde destek atmamızın bir mantığı yok. Yani modelin üstüne 1 milimetre boşluk verdikten sonra destek atmamızın hiçbir mantığı kalmayacak. Şurası boşta yazılıyor gibi sarkmaya devam edecek. O yüzden daha rahat burada modelde gözlemleyebilmek için ayarları o şekilde veriyorum. Evet, geldik şimdi desen. Bu kısımda destek modelimizi ilgilendiriyor. Yani desteğimizin modeli, iç dolgusu nasıl yapılacak? Düz çizgiyi gördük zaten. Doğrusal ız garayı seçtim tabloya geldim dilimle dedim bir tuşuna bastım modelimize üstten bakıyoruz Şuradan aşağıya doğru indirdim. Bakın desteğimizin artık bunu şeye çevirelim. Kafese çevirelim. Dilimle dedim. Bakın şu model. Bunu bal peteği yaptığım zaman dilimle dediğimde desteğin iç dolgusunu artık bal peteği şeklinde yapıyor. Geldim hemen altındaki ayara. Destek etrafında kılıf. Bu da şurada. Bakın desteğin etrafını saran bir duvar var. Buradan bahsediyor. Bunu kaldıralım. Tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın sadece destek modelini buraya atarak devam ediyor. Desteğin etrafına bir duvar örmüyor. Burada zaten düz çizgili doğrusal ızgara ve bal peteği olarak 3 tane seçenek var. Desen aralığı burada da dolgunun kaç milimetre ile yapılacağı yani destek içi dolgunun kaç milimetre aralıkta yapılacağını söylüyoruz. Bakın 2.5 milimetre dediğimizde bu şekildeydi. Burayı 1 milimetre yaptım. Tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Artık desteğin iç dolgusu 1 milimetre aralıklarla yapılacak. Baskı ayarına geldim. Tekrar desen açısı. Burayı 45 derece olarak ayarlarsam tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın artık benim destek modelim 45 derece açıyla basılacak. Bunu düz çizgiyle yaparsak daha rahat göreceğiz. Dilimli dediğimde artık 45 derece açıyla yapacak. Tekrar geldim baskı ayarlarına. Üst arayüz katmanları. Şurası desteği yapıp bitirdikten sonra bakın şuraya kadar modeli indireyim. Şuradaki koyu yeşil olarak görünen kısım. Desteği bitirdi. Üstten bakalım. Desteği bitirdikten sonra oraya üst katmanı artık atacak yani modeli yazacağı için bu şekilde yastık gibi bir bölüm atıyor ve onun üstüne artık modeli inşa etmeye başlıyor. Buranın ayarı oluyor o. Şöyle yaklaşalım. Şunu tekrar alayım. Bakın burada 3 katman olduğunu zaten görebiliyoruz. Şöyle yaklaşalım. 1, 2, 3, 4 katman gözüküyor. Geldim baskı ayarlarına. Burayı 2 olarak değiştirdim. Dilimle dediğimde bakın 3 katmana düştü. Tekrar geldim. Burayı kapatırsam eğer dilimle dediğim anda artık o yastığı yapmayacak oraya. Direkt modeli yazmaya devam edeceğim. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hatta 3'te kullanıyorum burayı. Çünkü destek modelleri bazen seyrek kalabiliyor. O yüzden üstüne yazdıracağımız baskı da sarkma olmasın diye bunu kullanıyorum. Biraz zaman harcıyor. Biraz da materyal harcıyor. Ama şu üst temas mesafesini ve alt temas mesafesini yazıcınıza göre güzel ayarladığınızda desteklerinizi çok güzel bir şekilde çıkartırsınız. Bu da modelinizin destek koyduğunuz tarafını düzgün yazdırmanızı sağlayan bir parametredir. Yine... Yine alt arayüz katmanları da aynı şekilde çalışıyor. Burayı üst kısımla aynı bırakalım. Şuradan tablodan bir gözlemleyelim. Dilimle dedim. Şurası üst arayüz oluyor. Şurası da alt arayüz oluyor. Bakın indireyim. Şöyle bakalım. Şu modelin üstüne yazdığı yer alt arayüz oluyor. Burada da yine o yastıklamayı yapıyor. Bu dediğim gibi desteğin baskıdan ayrılmasını kolaylaştıran bir bölüm. Burayı kullanmanızı tavsiye ederim. Arayüz deseni düz çizgili ve orta merkezli olarak iki tane seçeneği var. Orta merkezliyi seçtiğimde bakın bu şekilde bir model yazıyor. Tabi bu desen bizim modelimize göre de değişiyor. Şu anki kullandığımız modelde bu şekilde bir destek veriyor. Bu desen değişebilir. Baskı ayarlarına geldi. Ara bağlantı deseni aralığı şuranın desen aralığını buradan veriyoruz. Sıfır kendisi artık algoritmanın ayarladığı. 1 mm dersen ben burayı tabloya gelip tekrar dilimle dediğimde bakın daha az yaptı. Bu ayarı da değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Sıfırda kalsın. Araba bağlantı döngüsü bu normalde deaktif olarak gelir. Desteklerin üst kısmını spiral şekilde kapatmamızı sağlar. Aktif ettim. tabloya geldim. Şimdi dilimle dediğimde şöyle gelelim. Bakın desteğin üst kısmını spiral şekilde kapatıyor. Geldim baskı ayarlarına. Yalnızca tabloda destek dediğimiz kısım zaten şurada etkinleştirdiğimiz kısımdı. Yalnızca tabloda destek dersem buradan yapalım bunu da. Aynı şey olacak çünkü. Şimdi dilimle dediğimde sadece tabloda olan kısma destek atacak. Modele denk gelen kısma destek at Atmayacak. Tekrar baskı ayarlarına gelip baktığımda bakın bunun işaretlendiğini görüyoruz. Bir nesne ve destek arasındaki xy eksenlerindeki ayrım dediği kısım şurayla alakalı. Bakın şöyle yandan baktığımızda yatay olarak çizdiğim eksen yazıcının x ekseni oluyor. Model ile destek arasındaki bırakacağı mesafe. Geldim baskı ayarlarına. Bunu %80 yaptığımda daha doğrusu 80 mm dedim. Burayı yüzde olarak girerseniz duvar kalınlığını baz olarak gider. Yani katmanlar ve duvarlarda şurada klasik veya ne olarak çevre oluşturucuyu seçiyoruz ya. Buna göre baz alarak devam eder. Tekrar destek kısmına geldim. Burayı artık 80 mm ayarladım. Fakat 80 model için çok yüksek. 5 mm ayarlayalım. Tablaya geldim. Dilimle dedim. Bakın modelle destek arasında X ve Y arasında 5 mm mesafe bırakacak şekilde ayarlamayı yaptı. Tekrar geldim baskı ayarlarına. Köprüleri desteklemediği dediğimiz kısım. Eğer modelimizde köprü algılanıyorsa buraya destek uygulamayacak. Modelimizde destek uygulanmasını istediğimiz yerde köprü varsa bunu kaldıracağız ki desteği uygulasın. Yoksa köprüleri destekleme dediği yer aktifse köprüyü algıladığı yerlere destek uygulamayacak. Şimdi gelelim destek biçimlerinden organiye. Organiye işaretlediğimde bakın organik desteklerin bu alttaki parametreleri aktif hale geliyor. Buradan başka bir tanesini seçtiğimde de aktif oluyor. Organi Seçtim ve tabloya geldim dilimle dedim. Organik destekler ağaç destekler diye de geçiyor. Kullanışlı ve güzel bir destek tipidir. Bu destek tipi çıktıktan sonra ben birçok modelimi hatta bu destek tipinde 60 milimetre karelik bir kutuyu bu şekilde destekleyerek üst yüzeyini yukarıda tutacak şekilde baskıyı aldığım bile oldu. Bunun videosu da kanalımda var. Arduino uno için bir şilt tasarlamıştık. Onun dış kutusunu yaparken bu şekilde bir yöntemle bastım onu. Baskı ayarlarına geldim. Şimdi burada maksimum dal açısı 40 derece. Aslında burayı hiç oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bunlar gerçekten güzel değerler. Bunları değiştirmeyin. Benim için de default olan değerleri kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Çok nadiren değiştirebiliyorum. Şimdi 40 dereceyi 20 derece yaptığımda modele 20 derece olan bölümlere destek koyacak. Bak daha azalttı. Tekrar geldim. Tercih edilen dallanma açısı. Örneğin burayı 50 derece yapalım. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Dallar arasındaki açıyı ayarlıyor. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Dal çapı 2 milimetre Bu şurada en düşük çıkabileceği. Yani bu biraz daha modelimiz yüksek olsaydı dallar daha da artacaktı. Hatta şuraya gelelim. Şunu tıklayalım. Bu modeli biraz daha uzatalım. Şöyle uzattım. Tekrar dilimle dediğimde bakın dal artık şuradan bir bölündü ikiye. O da kendi içinde ikiye bölündü. Daha sonra burada da bölündü. Hatta şöyle yandan bakarsak şurada da biraz daha devam ederse tekrar bir bölünme daha olacak. En düşük geldiği şu kısım 2 mm olacak. Orayı gelelim 3 mm yapalım. Tabloya geldim. Dilimle dediğimde artık dalların kalınlığı 3 mm oldu. Bakın ikiye böldü. Burada da tekrar ikiye bölerek gitti. Burası desteğinizi ayarlamak için güzel bir parametre. Burayla oynayabilirsiniz. Burada kullandığınız nozul çapı da önemli. Nozul çapınıza göre bu değeri değiştirmeniz gerekiyor. Dal çaplarının açısı 5 derece. Bunu mesela 20 derece yapalım. Girilen değer limit dışı dedi. 15 derece kalsın. Şimdi dilimle dediğimde bakın artık dalların şu dallanmalarındaki şuradan ana gövde olarak geldi. Şuradan dal çıkaracak şuradaki açıyı 20 dereceye göre ayarlıyor. Burayı ne kadar düşük tutarsanız o kadar dal arası açılacak. 2 derece diyelim. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın dallar birbirinden daha fazla açılmaya başladı. Tekrar baskı ayarlarına geldi. Uç çapı modele dokunacak olan kısımdır burası. 0.8 mm idealdir. Burayı küçültürseniz yani nozul çapınızı küçülttükçe burayı küçültebilirsiniz. Fakat 0.6 mm nozulda da bu değer düşük kalacak. Nozulunuza göre burayı değiştirebilirsiniz. Burayı mesela 1 mm yapalım. Bir de bir şey göremeyebiliriz. 3 mm yapalım. Geldim tabloya. Dilimle dedim. Gördünüz mü? Dalların modele dokunan kısımlarını artık 3 mm çap olarak ayarladı. Yine nozul çapınız farklıysa burayı değiştirebilirsiniz. Dal yoğunluğu da %15. Burayı artırdıkça %40 yaparsam tabloya geldim. Dilimle dedim. Dalların yoğunluğunu daha fazla artırdım. Artıracak. Burayı azalttığım zaman ise %5 ayarla dediğimde dalları daha da azaltacak. Modelinize göre desteği sökebileceğiniz noktalara göre bu ayarlamaları yapabilirsiniz. Baskı ayarlarına geldim. Evet buradaki parametrelerin hepsini anlattık. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.